Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere yakın dövüş uzmanının görevini nasıl hızlı bir şekilde yapabilirsiniz onu göstereceğim. Bunu yapmanız takdirinde ise sizlere 5 tane premium sandık vermektedir. Hadi videomuza geçelim. Dostlar ilk önce kendinize bir sunucu belirlemeniz gerekiyor. Eğer Avrupa'da ya da Ortadoğu'da fark etmez. Eğer bir yerde rank kasıyorsanız oradan uzakta yapmanızı öneririm bunu. Yani yapmanız çok kolay abi. Nasıl yapacaksınız sizlere göstereceğim. Her el 3 kill 4 kill ve sadece 1 dakika uğraşarak bu 3 ile 4 kill'i alabileceksiniz dostlar. Yani öyle git eğlence modunda uğraş falan filan. Çok zahmetli işler, onları boş verin dostlar. Şimdi mesela buradan benim rank kasmadığım bir Ortadoğu sunucusuna gidiyorum ve buradan 3. şahıs takımlı ve bir maç başlatıyorum. Siz de isterseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Dostlar uçağımıza bindik. Bunu yapmanın 2 tane taktiği var dostlar. İkisi de kolaydır. Şimdi ilk önce diyecekler hızlı maçta falan yapalım filan yapalım. Ben size onu söyleyeyim dostlar. Hızlı maçta birazcık delilik olur. Groza ile Skanada'na da hani yumrukla dalarsanız sonu ne olacağı bence belli. O yüzden bunu orada yapamayacağınız için sizlere bir tavsiye vereyim dedim. Bunun iki tane kolay yolu var dostlar. Birinci yolu şudur. Belki birçoğunuz biliyordur, belki birçoğunuz bilmiyordur. Ben yine de sizlere söyleyeyim. Diyelim ki adamı M416 ile baydınız, AUK'la baydınız, Groza ile baydınız. Neyle bayarsanız bayın. Şimdi diyelim adamı M416 ile baydınız. Sonrasında peki ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz onu bir güzel tavayla vuruyorsunuz, öldürüyorsunuz ve yani baygın adamı eğer başka bir silahla vurursanız o silahı saymaktadır, haberiniz olsun. Yani nasıl diyeyim, tabancayla vurdunuz, tavayla bitirdiniz, yani tabancayla baydınız, tavayla bitirdiniz, o sizlere yakın dövüş olarak sayılmaktadır dostlar. Mesela ben şu an uçağın sonunda bir yere gideceğim. Biliyorsunuz ki uçağın sonunda internet kesilenler düşüyor. Siz de muhakkak bir kere yaşamışsınızdır. Wi-Fi'nize bir şey olmuştur, internet gitmiştir, çekmemiştir falan filan, oyundan atmıştır ve gitmişsinizdir. Mesela ben buradan bir tane silah bulacağım. Buraya gelen olabilir mi? Evet olabilir. İhtimali var. Şuradan bir tane silah bulacağım hemen. Sizlere daha kolay göstermek için evet 3x. Kesin bak ben bunu arayayım, bunu bana vermez. Mesela ben buradan tabancayı buldum. Şimdi havaya bakıyorum buradan bak. Oo maşallah maşallah bak geliyorlar. Şimdi bunlar geldiğinde ben bunları tabancayla bayacağım, yumrukla bitireceğim. Tabancayla bayacağım, yumrukla bitireceğim. İnşallah buraya başka biri, iki tane de bot gelmiş. Şimdi mesela o botlar da aynı şekilde yapabilirsiniz ama çok uzak vazgeçtim. Ben şuradaki inen arkadaşlarla uğraşacağım. Sonra o botlara da dönerim dostlar. Çünkü burada AFK çok olduğunda daha çok bot buraya doğru yolluyor. Ve burada hani daha çabuk alabilirsiniz. Mesela buraya şu anda 2 kişi düştü. Bunlar ikisi de aynı takımdan olabilir, farklı takımdan olabilir. Birini bayacağım. Sonrasında bitireceğim. Bunu bitiriyorum. Bu bitti mi? Sonra bunu da kafasına vuruyorum. Abi bu direkt öldü. Keşke bunu yumrukluyaydım be. Yani bu şekilde dostlar. Bayıyorsunuz, yumrukluyorsunuz. Bayıyorsunuz, tavayla vuruyorsunuz. Bayıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Mesela ilerideki bota. Eğer bota tek başınıza yumrukla dalarsanız sonu pek iyi değil ama bir deneyelim. Bot. Deneyeceğiz. Yani ölme ihtimalim de var bota karşı. Gel bakalım bot. Sen misin ben mi? Bu taraftayım. Burada nereye gidiyorsun? Gel bot taklidi. Bot buradayım bot. Oğlum bu bot ne biçim bot lan? İşimi garantiye almak için ben yine de bota bir tane tabanca vurayım da. Gidip bota ölmeyelim. Nasıl botsun kankam? Ağacı da cover almazsın ya. Kafan mı güzel? Ana tek gidi. Ne alaka? Ben daha bunu yumruklayacaktım. Neyse dostlar, göstermiş olduğum gibi yani böyle tabanca da yapabilirsiniz, diğer şeyleri de yapabilirsiniz. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Yani bu şekilde tabancayla bayın, yumrukla vurun, sizlere bu yakın dövüş olarak sayılmaktadır. Yumruk inşallah yakın dövüş sayılıyordur. İlla tavayla vurmak gerekmiyordur diye düşünüyorum. Eğer tavayla vurmak gerekiyorsa da mecbur tavayla vuracaksınız derken, mesela şuna bir iki tane vurayım. Bak son dakika golü bu. Bir tane daha tamam. Gel şimdi sana yumrukla vurayım. Koş 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 koş.
Yani bu şekilde sanırım. Neyse ben kaçıyorum, görüşürüz, bu kadardı. Bye bye.